Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz sizlerle oldukça pratik bir tatlı tarifi daha paylaşacağım hazır yufkayla yapabileceğiniz gayet nefis bir tatlı oldu İster iftar sofralarında isterseniz bayramlarda ikram edebileceğiniz oldukça kolay bir tatlı hemen yapım aşamalarına geçmek istiyorum lütfen sizlerde videoma destek amaçlı birer beğeni bırakmayı unutmayın Tatlımızın yapım aşamalarına geçerken yaklaşık 70-75 gram kadar tereyağının içerisine bir çay bardağı da sıvı yağ ekleyerek eritelim. Ve daha sonra tatlımızı sarma işlemine başlayalım. Açmış olduğumuz hazır baklavalık yufkanın içerisine toz haline getirmiş olduğumuz ceviz içinden serpelim. Daha sonra baklavalık e, oklavaya bu şekilde tek kanat olacak şekilde saralım. Ve şimdi tek hamle ile baklavalık yufkalarımızı bu şekilde büzüştürerek oklavamızı içerisinden çıkaralım. Daha sonra büzüşmüş kısmını açmadan bu şekilde gül halini verelim ve borcamımıza dizelim. Daha detaylı görmeniz için bu şekilde devamını da çektim sizler için. Gördüğünüz gibi son kısmına gelecek şekilde koymuyoruz ceviz içini. Son kısmı es geçerek diğer taraflarına ceviz içini serpelim. Bu şekilde güzelce bir saralım. Yırtılması kopması hiç sorun olmayacaktır. Bu şekilde sardıktan sonra yine büzüştürerek iki tarafından oklavamızı çıkardık ve gül şekli vererek borcamıza dizdik. Hiçbir detayı atlamamanız için bu şekilde hızlandırılmış versiyonuyla tatlımızın devamını da sizler için hemen gösteriyorum. Çünkü çok fazla soru alıyorum. Gördüğünüz gibi yağlamadan bu şekilde direkt ceviz içini serperek rulo yapıyoruz. Büzüştürürken de çok fazla yırtmadan dikkatli bir şekilde büzüştürürsek olabildiğince pratik bir tatlı elde etmiş oluruz. Eğer bu işlemi yaparken yufkanız çok fazla kurudu ve yıpranıyorsa, sararken kırılıyorsa, üzerine nemli bir bez örterek bir 5 dakika kadar bekleyerek ondan sonra sararsanız arasındaki farkı sizler de göreceksiniz. Rahatlıkla sarabileceksiniz. Bir başka ipucu daha vereyim sizlere. Bu şekilde baklavalık yufkayı sararken Mutlaka hava almayan bir ortamda sarmaya, ceryan olmayan bir ortamda sarmaya gayret edin. Çünkü yufkalar çok çabuk kuruyacağı için kapı veya cam açık olduğunda çok daha fazla kuruyacaktır. Hemen bu şekilde şipşak kapalı bir ortamda sararsanız çok daha kolay sarmış olacaksınız. Biz tatlımızı hazırlarken bir diğer yanda da şerbetini kaynatarak ateşten indirelim soğumaya bırakalım. Şerbet ölçülerini de yine her zamanki gibi açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ayrıca şerbeti de 8-10 dakika kaynatmanız yeterli olacaktır. Tepsimiz doluncaya kadar tatlılarımızı bu şekilde yaptıktan sonra bir diğer tarafta çok fazla yakmadan eritmiş olduğumuz tereyağını bu şekilde bir fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde gezdirelim. Toplamda her bir tatlı için bir çorba kaşığı kadar tereyağı ve sıvı yağ karışımı kullanmış oldum. E bu şekilde gezdirdikten sonra önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında nar gibi kızarıncaya kadar alt üst fanlı ayarda bir güzel pişirelim. Bu tarz tatlıları her zaman düşük derecelik fırınlarda pişirmeye gayret edelim. İçinin de daha güzel pişmesi için bu önemli bir aşama. Ve tatlımız fırından çıktı, nar gibi kızardı. Hemen şerbetiyle buluşturalım. Tatlı fırından çıkar çıkmaz üzerine soğuk şerbeti gezdirdim. Çok fazla beklemeden hemen üzerini de süsleyelim. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben yeşil fıstık tercih ettim. Daha sonrasında soğuyuncaya kadar yaklaşık 1 saat şerbetin çekmesi için soğuması için kenarda bekleterek servis yapabilirsiniz. Yanına da dondurmayla rahatlıkla tüketebileceğiniz bu çok pratik lezzetim artık servise hazır. Daha fazla tarife ücretsiz bir şekilde erişebilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın diyerek sizleri bu güzel lezzetin çıtırtısıyla baş başa bırakayım. Bir başka tarif ve lezzetle buluşuncaya dek afiyetle kalın.